Değerli meclis üyesi arkadaşlar, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, selamlıyorum, hoş geldiniz. Bu hafta üzücü bir haber aldı dediğimiz izleyiciler olan çok sevdiğimiz değerli bir meclis üyesi arkadaşımızı maalesef kaybettik, dizi kaynaklıları. Dün kendisiyle, ailesiyle görüştük. Burada belediye meclis üyeliklerinde bir dönem bahsettik ama 2 yıldır yaklaşık bir rahatsızlığından dolayı Bolu'ya yerleşmiş vaziyetler. Tabii burada Bolu'dan buraya gelmeleri mümkün değildi. Dolayısıyla burada bir tane yapamadık. Cenazelerine taziyede bulunduk, çiçek gönderdik. Kudüs'ü kaynakları ebeveyniye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı rahmetle anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içerisinde yatsın. Gerçekten çok değerli bir arkadaşımızdı. Ebeveyniye gerçekten büyük hizmetli olan bir arkadaşımızdı. Onu rahmetle anlıyorum. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayı var inşallah. Almayacağız. Şimdiden bütün nereyle almanın Ramazan ayının mübarek olmasını, güzel geçmesini diliyorum. Bütün İslam alemine hayırlar, uğurlar getirsin. Dileklerimi iletiyorum. Ramazan için tüm hazırlıklarımızı yaptık belediye olarak. Bütün mahallelerde iftar vereceğiz, iftar yapacağız. Bunun için tüm hazırlıklar yapıldı iftar için. İadelerimizi yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Ve ekiplerimizle birlikte Allah'ın izniyle inşallah Ramazan ayında tüm mahallelerde iftar vermek suretiyle halkımızla beraber iç içe olacağız. Aynı zamanda kadın gecesinde havuz başında tüm evlâbiyle beraber birlikte inşallah iftarımızı vereceğiz. Bu arada hizmetlerden görevli Metin Avcı hocamızın davet edeceği takım vaizler, müftüler evimize gelip bu konuda konuşmacı olarak konferanslar düzenleyecekler. Bunun hazırlıklarına tamamen yapılmış vaziyette. Şu anda Karadeniz'e ile camilerde minarelerin aydınlatma işlemlerine başlandı ve devam ediyor. İnşallah bir aksaklık olmazsa Ramazan ayında Karadeniz'de 84 tane caminin minareleri aynı renkte ışıklarla çevreye ışık, aydınlık saçacak inşallah. O da şimdi bir gayretimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada başarılı bir esfer yaptık. Belediye meclisi arkadaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımın belediyedeki çöpçüsünden başkan yardımcısına kadar ve meclislerimizin tümünü katılımlarıyla bütün Türkiye'ye örnek olacak lider bir festivali gerçekleştirdik. Allah'a şükür olsun bunu bile kalmadan bu olayı hallettik. Allah her konuda yardımcımız olduğu gibi bu konuda da yardımcımız oldu ve yüzümüzün hakkıyla bu senede 20.sini gerçekleştirmiş olduk festivali. Bu arada festival çerçevesinde kestanedeki piknik alanını açtık. Piknik alanı halkımız tarafından çok beğenildi. Yine de çok güzel olmasına rağmen, şelaleleriyle, hayvanat bahçeleriyle, insanlarıyla mükemmel bir yer olmasına rağmen eksiklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir mescit yaptırıyoruz orada. Eksiklerimizi gördükçe eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela henüz organizasyon yapmadık ama şimdiden durdurulabilir. Pazar günü saat 10'de Düzce'den bir grubu getiriyoruz. Ve meclis üyeleri olarak biz de inşallah bir alanda olacağız. Halkla iç içe olmak istiyoruz. Dün akşam kendi aramızda böyle bir karar aldık. Aynı zamanda bir orkestrada getirmek suretiyle halkla beraber pazar günü saat 10'dan itibaren orada bütünleşmeye çalışacağız inşallah. Bu ucube. Doğucu yönlüyorlardan şimdi herkes fotoğraf çektiriyor. Zaten enteresan. Esfere karşı olanlar herhalde. Onlardan fırsatlılıkla festivali seyredemiyoruz. Esfere karşı çıkıyorlar ama o gözüne hemen de onlar seyrediyorlar. Bizim de önce geçiyorlar seyretmek için. Köprüyü ucube değerlendiriyor. Köprüde her gün resim çektiriyorlar. Hava atıyorlar. Bisiklet yolunu da yaptık. Biz hep düzgün hareketlerle ereğli bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Ereğli
yüceltmeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Dışarıdan gelen insanların müthiş isme alakasıyla, iltifatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Herkese değil, şehircilik bakımından, kent anlayışı bakımından. Balkonlu Köprüsü bile herkes tarafından çok sevilen bir kent haline geldi. İnanılmaz boyutlara ulaştı. Çünkü amacımız ve hedefimiz hizmet vermek. Oyun oynamayı falan pek bilmiyoruz yani. Ama oyun oynayanlar var, bak yani bugün muhalefet yok. Öğrenciler Bilal Hanım Bodrum'da yağmur oldu, İstanbul'a gitti diye, sayımız eksik diye buraya meclise gelmeyip 14 kişiyi dolduramayıp meclisi yapmasınlar diye. Ne olacak yani yapmasak? İşte buraya gelen arkadaşlar bir gününü kaybederler, yarın sabah yaparız. Oyunlarla falan ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın, neticeye varamazsınız, varamayacaksınız da. Bundan hiç bize bir şüphesi olmasın. Yok, o yapmamıza gerek var. Tatil edeyim. Değerli arkadaşlarım, gelen misafirlerden nereye geldim, özür dilerim. Muhalefetteki arkadaşlar nedenini bilmediğimiz bir sebeple yine gelmemişler buraya. Bizden neticeye arkadaşımız şehir dışında, onu öğrenmişler de zaten. İşleri güçleri, başka bir iş yapıyorlar yani. Öyle hizmet verdikleri falan yok. Onlar gelmeyince 14'ü bulmayacağımızı düşünmüşlerdir. Dolayısıyla toplantıyı atabiliriz. Ama bizim su yerine gelsin diye bir yoklama yapalım tekrar. Erol Çivici. Burada. Ali Yağmuroğlu. Abdülkadir Sözer. Güler Demiroğlu. Cevat Aydın. Burada. Halil Bozkur. Özkan Özyağcı. Burada. Demir Karaslan. Burada. Aydın Karadağ. Turan Çınar. Burada. Hamdi Çakır. Burada. Cumhur Nalçın. Burada. Sibel Yıldız. Burada. Hasan Pınarcı. Selime Yılmaz. Burada. Necat Bakan. Esra Nalan Köseoğlu Selvi. Burada. Fevzi Ekşi. İskender Özak. Mustafa Kalkan. Esra Alpago. Yusuf Kalay. Eyüp Karaslan. Mustafa Kumaş. Fark etmiyor, onlar anlaşıyorlar. Aralarında bir kişiyi daha gönderdi şimdi. Fevzi Ekşi ile ihraç oldu. Onlara da alış oldu derlerde. AK Parti grubu demek demokrasi statü olarak. Gerçi parti etmez hepsi birbirine benziyor. Beraber parmak kaldırıyorlar. Birbirlerine de çok yarışıyorlar. Çok beğeniyorum onları bulamak için. Hepsi beraber birbirlerine çok yarışıyor. Evet. Yarın saat 11'de görüşmek üzere.